Merhaba değerli kardeşlerim. Bin Nur'a yöneliş programında daha sizlerleyiz inşallah. Geçen hafta şeytanın Müslümanların arasını açmaya çalıştığından buna karşı Müslümanların ayrı değil birlik olmasının öneminden söz etmiştik. Bu haftada yine İslam Birliği'nin aciliyeti ve önemi hakkında konuşmak istiyorum inşallah. Bazıları neden İslam Birliği üzerinde bu kadar çok duruyorsunuz diyebilir. İsterseniz bu soruya dünyanın dört bir köşesindeki Müslüman kardeşlerimizin durumunu hatırlatarak cevap verelim. Şu an dünya çapında çok büyük bir kargaşa yaşandığını hepimiz görüyoruz. Suriye, Mısır, Doğu Türkistan, Arakan, Filistin, Afganistan, Keşmir ve daha birçok ülkede Müslümanların yaşadıkları zorlukları ve gördükleri zulüm hepimizin gözleri önünde. Durumun ciddiyetinin anlaşılması için medyada yer alan şehit sayılarına ve yaralanan kişilerin durumuna bakmak yetiyor aslında. Binlerce kişi yurdundan ayrılmak zorunda bırakılıyor. Yüzlercesi ise şehit ediliyor. Kadınlara tecavüz ediliyor, bebekler öldürülüyor. Müslümanlar ateşe atılıyor ve burada sayamayacağımız kadar çok kötü işkencelerden geçiriliyorlar. Dünyanın hemen her bölgesindeki bu sıkıntılı durum ve Müslümanların üzerindeki baskı giderek artıyor. Birçok Müslüman ülkede insanlar bir yandan hayatın zorluklarıyla mücadele ederken bir yandan da iç savaş, kargaşa gibi çatışma ortamlarının acı ve sıkıntılarına karşı koymaya çalışıyorlar. Hayatta tek hedefleri neredeyse sadece hayatta kalabilmek olmuş durumda. Sadece ölmemeye ve öldürülmemeye çalışıyorlar. Yakınlarını, sevdiklerini, ailelerini tehlikelerden korumak için direniyorlar, kaçıyorlar. O zorlu ortamdan şu an için kurtulamasalar da biraz daha az zarar görebilmek için çabalıyorlar. Bu Müslüman ülkelerden sadece Suriye'yi ele almak bile Müslüman ülkelerin yaşadıkları devşet boyutlarını tüm açıklığıyla gözlerine sermek için yeterli olacaktır. Pek çok Müslüman ülkede şehirler yıkıldı, ülkeler birer harabe görünümüne dönüştü. Müslüman ülkelerdeki bu vahşet dünyanın gözü önünde yaşanıyor. Geçmişte Bosna Ersek, Çeçenistan ve daha birçok Müslüman ülkede yaşanan katliamlarda olduğu gibi bugün de tüm dünya liderlerinin şahitliğinde bir kez daha masum insanlar katlediliyor. Yaşanan zulmün boyutlarını anlayabilmek için kıyas yapmak önemlidir. Herkesin yaşadığı ülkenin yarısına yakın bir kısmının mülteci durumuna düştüğünü, her gün mahallesinin bombalandığını, çevresinde tanıdığı insanların şehit edildiğini bir an için düşünmesi bu felaketin boyutlarını anlamak için yeterli olacaktır inşallah. Ancak pek çok kişi iç savaşı yaşayan kardeşlerimizin göğüsledikleri bu zorlukları son derece rahat ve huzurlu şartlarda ya televizyonlarındaki birkaç cümlelik haberden ya bir internet sayfasındaki küçük bir resimden ya gazetedeki küçük bir haberden öğreniyor. Ve birçok insan için tüm bunlar belki de yalnızca birkaç gündem haberi olmaktan başka bir şey ifade etmiyor. Ve en fazla bir iki kısa yorum yapıp birkaç dakika ilgilendikten sonra yine kendileri için daha önemli olan bir başka konuya geçebiliyorlar. Dünya ise İslam coğrafyasında yaşanan acılara karşı genel olarak zaten sessiz kalıyor ya da kısa konuşmalarla yaşanan zulmü ve katliamları geçiştiriyorlar. Ancak elbette herkes dünyada yaşanan acılara karşı bu kadar ilgisiz ve duyarsız değil. Müslüman ülkelerden ve diğer ülkelerden zulme karşı duranlar, ülkemiz gibi mültecilere kapılarını açanlar da var. Başta devletimiz olmak üzere tüm vicdan sahibi kardeşlerimiz yardıma muhtaç, acı çeken, zulüm altında yaşayan insanları gerçekten önemsiyor. Zor durumda olan tüm insanlara yardım elini uzatıyor ve onlara bir çözüm yolu sunabilmeyi gönülden istiyor inşallah. Kendileri sessiz kaldığı gibi bir yandan da dış güçleri suçlayanlar da var elbet. Oysa her şeyin suçlusu olarak dış güçleri göstermek çözüm değil, doğru da değil. Müslümanların önce kendilerinin nerede yanlış yaptığını sorgulamaları gerekir. Şimdi size hikayet hatırlatmak istiyorum inşallah. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Gerçekten sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet ediniz. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulur ki esirgenirsiniz. Müslümanların birbiriyle nasıl bir ilişki içinde olmaları gerektiğini bize gösteren ayetlerdir bunlar. Bizler için Allah'ın rızası, rahmeti ve cennetini kazanmak asıl ölçüdür. Bunun için de Kur'an'a ve Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gösterdiği yola uyarız inşallah. Ayetlere ve hadislere baktığımızda farklı farklı Müslüman gruplarından değil, tek bir ümmetten, kardeşlerden bahsedildiğini görürüz. Kuranda da haber verilen kardeşlik bilincinin bozulması ve ayrılıkların çıkması yine Kuranda bir bozgun sebebi olarak bizlere bildirilmiştir. Şu an dünya çapında yaşanan durumda işte tam olarak budur. Dolayısıyla Müslümanların yeniden ümmet olmaya kardeşliğe niyet etmeleri ve bu konuda çalışmaları gerekmektedir. İslam aleminin birlik olması Müslüman dünyası içinde çok aciliyetli ya da önemli bir konu olarak görülmüyor. Bu da İslam dünyasının dirlik ve düzeni açısından çok yıkıcı sonuçlara yol açıyor. Önceki bölümlerimizde çok defa Müslümanların birlik olmasının gerektiğinden ve bununla ilgili ayetlerden ve sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine yer vermiştik. Ama önemi ve aciliyeti açısından kardeşlik ile ilgili ayetleri ve hadisleri hatırlatmaya devam edelim inşallah. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların birbirine sırt çevirmemesini, birbiriyle ilgiyi kesmemesini tavsiye ettiği bir hadisi de şu şekildedir. Birbirinize buz etmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz, birbirinize alakayı kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Ayet ve hadislerdeki hüküm çok açıktır. Müslümanlar her ne olursa olsun ayrılığa düşmekten sakınmalı ve her zaman haktan ve adaletten yana olmalıdırlar. Bu da mazlumların korunmasını, zulme karşı manevi bir birlikle dayanışmayı ve toplu bir fikri mücadeleyi gerektirir. Özellikle de söz konusu olanlar, başka Müslümanlar ise. Bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlardır. İslam aleminin birlik olması şarttır. İddiatı İslam'ı istemeyen, dünyada bu kadar zulüm ve acı varken sadece kendi rahatını ölçü alıp bu zulümle ilgilenmeyenler ne yazık ki var. Bunun sebebi de bu felaketlerden uzakta olmaları ve kendi çıkarlarını daha önemli görmeleridir. Kendi menfaatleri için İslam birliğini istemeyenler büyük yanılgıdadırlar. Fakat bu kişiler bugün başkasının başına gelenin yarın kendi başına da gelebileceği gerçeğini unutmamalıdırlar. İşte bu yüzden Müslümanların şevkini ve heyecanını kıran, İslam birliğine yanaşmayan açıklamaların yanlışlığını insanlara anlatmak, bu yanlış bakış açısını düzeltmek, İslam birliğinin aciliyetini hatırlatarak Müslümanların tekrar bir birlik haline gelmesi için çaba göstermek son derece önemlidir. Ayrıca bu bizlerin ve diğer Müslümanların sorumluluğudur inşallah. İslam birliğinin aciliyetini anlatmalıyız çünkü bir takım kişiler kendi yaşadıkları bölgelerde rahat olabilirler ama Orta Doğu'da ve birçok bölgede insanlar acı çekiyor, zulüm görüyor, şehit ediliyorlar. O kişiler kendi menfaatlerine zarar geleceğini düşünüp İslam birliğine gerek yok diyor olabilirler ama Arakan'da Müslümanlar evleriyle birlikte yakılıyorlar. Doğu Türkistan'da Müslümanlardan haber dahi alınamıyor. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün ne yazık ki. O kişiler iddiatı İslam'ı aciliyetli görmüyor olabilirler ama mazlumlar Rabbim bize kurtarıcı gönder diye sabah akşam dua ediyorlar. Herkesin şu gerçeği çok iyi bilmesi gerekir. İslam coğrafyasının hemen her köşesinde yer alan savaş, kargaşa, çatışma, ekonomik kriz, fakirlik, açlık gibi problemlerin bir türlü çözülememesinin ana sebebi Müslümanların gerektiği gibi bir dayanışma ve birlik içinde olmamasıdır. Çok geniş bir nüfusa sahip olan İslam aleminin elindeki maddi manevi imkanlara rağmen on yıllardır bu sorunları sona erdirememiş olması kabul edilebilir gibi değildir. Dahası bu sorunlar her yıl katlanarak büyümektedir. İslami insanlar arasındaki kardeşlik bağları güçlü olmazsa ve birlik içinde hareket edilmezse o zaman Müslümanların kuvveti elbette ki kırılacaktır. Bu durumdan çıkmak Müslümanların coğrafyasında huzur sağlanması, refah ve barışı sağlamak ise aslında hiç de zor değil. İslam alemi güçlerini birleştirdiği takdirde hiç kimse Müslümanlara Allah'ın izniyle güç yetiremez. Onlara zulmedemez. Bugün Müslüman ülkeler aralarında bir birlik kurmuş olsa meydana gelecek gücün ne denli caydırıcı olacağı ve bu suretle de hiçbir kuvvetin tesis edilecek barışı bozmaya yeltenemeyeceği açıktır. Müslüman ülkeler birlikte hareket ediyor olsa ekonomik olarak da müthiş bir zenginliğe ve refaha kavuşulacağı, ticaretin ne kadar gelişeceği de açıktır. Dünyanın en zengin toprakları Müslüman ülkelerin bulunduğu coğrafyadadır. Ancak birlik olunamadığı için bu zenginlikler Müslümanların faydası için yeterince kullanılamamaktadır. Eğer kullanılabiliyor olsaydı bugün pek çok Müslüman zulüm altında, açlık, fakirlik gibi şartlarda ya da silah sesleri altında yaşamak zorunda kalmazdı. İslam birliğinin bir an evvel kurulmasının ne kadar aciliyetli olduğu bu kadar açıkken bu birlik neden hala kurulamıyor? Kimilerine göre her nedense İslam Birliği'nin kurulması çok zordur. Oysa Allah'ın izniyle hiç de zor değil. Aynı inancı, aynı kültürü paylaşan insanların bir ülkeler birliği kurması nasıl zor olabilir? Tek bir Allah'a iman eden, aynı inancı yaşayan, aynı ahlakı beğenen, aynı peygamberin yoluna uyan kimselerin birlikte hareket etmeleri hiçbir şekilde zor olamaz. Müslümanlar böyle bir güç birliğinin kurulmasını ve bu vesileyle dünyadaki zulümlerin son bulmasını gönülden isteyip harekete geçtikleri takdirde bu birliğin oluşturulması çok kolay olacaktır. Şunu bilmeliyiz ki Müslüman aleminin içinde bulunduğu durumdan çıkmasının tek yolu Müslümanların birlik olmasıdır. Allah şu ayetiyle adeta bugünkü İslam aleminin içinde bulunduğu durumu tarif etmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İnkar edenler birbirlerinin belileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat çıkar. İşte bu nedenle Müslüman ülkeler Allah'ın bu davetine hemen icabet ederek daha fazla acıların, felaketlerin, savaşların İslam alemini sarmasını beklemeden bir an önce bu birliği kurmak için harekete geçmelidir. Bu da tabii ki Kur'an ahlakının öğretilmesi ilmi delillere dayalı sağlam bir imana vesile olacak çalışma yapılmasıyla yani eğitimle sağlanabilir. İnsan ince ince eğitildiğinde şuuru açılır. Bencillikten kurtulur. Ayetleri anlamaya ve Kur'an ahlakını hayata geçirmeye başlar. Her türlü fikri çalışmayla televizyon, kitap veya dergilerle Konferans ve sohbetlerle İslam birliğinin neden gerekli olduğunun anlatılması ümmet bilincinin yeniden canlandırılması gerekiyor. Bu bilinç Allah'ın izniyle sadece Müslümanlara değil, İslam birliğinin temelindeki şefkat vesilesiyle bütün dünyaya barış ve huzur getirecektir. Kur'an'da bildirilen ilk çözüm Müslümanları ataletten kurtarmaktır. İnsanları sadece kendi dertleriyle ilgilenmekten çıkarıp vicdanlı olmaya çağırmaktır. Allah bir ayetiyle vicdan sahiplerine bu sorumluluklarını hatırlatmıştır. Şeytandan aldığım sana sığınırım. Sizden önceki nesillerden, onlardan kurtardığımızdan pek azı dışında yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? Zulmedenleri ise içinde bulundukları refahın peşine düştüler. Onlar suçlu günahkarlardı. Bunun ardından yapılacak olan şey ise dünyadaki tüm inananların yani kalbinde Allah korkusu, Allah sevgisi olan tüm insanların birlik olmasını sağlamaktır. Allah Kur'an'da dünyanın neresinde olursa olsun inananlara bir zulüm yapıldığında iman sahibi insanların bu duruma birlik olarak karşı koymaları gerektiğini bildirmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım ve haklarına tecavüz edildiği zaman birlik olup karşı koyanlandırır. Bir başka ayette de Allah şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. Bu birlik oluşturulmadığında ve bir de bunun tam tersine iman sahibi insanlar kendi aralarında da ihtilafa, çekişmeye, çatışmaya düştüklerinde ise Allah bu kimselerin güçlerini tamamen kaybedip mağlup olacaklarını da hatırlatmıştır. Bugün pek çok Müslüman ülkede mezhep kavgaları ya da siyasi görüşler sebebiyle Müslümanların birçoğu değil birlik olmak birbirlerine düşman olmuş ve hatta birbirlerinin kanını dökmeyi kendilerince haklı görür hale gelmişlerdir. Ve işte şu an dünyada Müslümanların pek çok yerde zulüm görmesinin başlıca sebebi de Allah'ın emrine uymayarak aralarında böyle bir çekişme, ihtilaf ve düşmanlık olmasıdır. Dolayısıyla eğer Müslümanlar şahit oldukları bu zulmün karşısında durmak, mazlum insanların haksızlığa uğrayanların çektikleri acılara son vermek istiyorlarsa çözüm mutlaka ve mutlaka bu birliğin sağlanmasıdır. Böyle bir birlik oluşturulduğu takdirde Allah Müslümanları üstün kılacağını ve zulmün duracağını vaat etmiştir ve Allah vaadinden asla dönmeyendir. Eğer Allah'ın birlik olma emri uyulursa, Allah bu durumun inanan insanlar için kesin bir kurtuluş olacağını bildirmiştir. Şu an dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri Müslümanlardan oluşmaktadır. Böylesine çok inançlı insanı kapsayacak güçlü bir birlik oluşturulursa, Müslümanların dünyanın hiçbir yerinde ezilmesi, acı çekmesi, işkence ya da zulüm görmesi söz konusu olamaz. Bu aynı zamanda tüm dünyada da huzuru getirecek bir sevgi birliğidir. Böyle geniş bir coğrafyayı ve içerdiği maddi manevi tüm imkanları kapsayacak bir güç birliğiyle hem İslam dünyasında yaşanan hem de dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlar en barışçıl şekilde çözüme kavuşturulabilecektir inşallah. Sevgili kardeşlerim Mazlum insanların yaşadığı zulme en kısa sürede son verebilmek için İslam birliğinin gerekliliğini ve aciliyetini tüm Müslüman kardeşlerimize anlatmalıyız. Üstadımız İslam birliği için şöyle söylemiştir. Bu iddia at, adetten yani gelenekten, alışkanlıktan değil, ibadettir. Bizler de bir ibadet olarak bir farz vazifesi olarak ilerleyen programlarımızda da İslam birliğini anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Ancak bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Allah'ın sevgisi, rızası, rahmeti sizlerle olsun. Allah'a emanet olun.